bugünkü programımız Starbucks balığı nasıl avlanır şekilde olacak. Bu güzel günde, bu güzel havada çok güzel bir şekilde ağlarımızı hazırlayıp balıkçı reisimle beraber denize çıkacağız. Starbucks balığı biliyorsunuz en keyifli, en zevkli bir şekilde yenilen balıklardan, farkındaysanız. O nedenle bugün umarım eğer Starbucks balığı bulabilirsek size çok güzel videolarda bulunacağım. Takipte kalın, devam ediyoruz. Evet, denizimizde ilerliyoruz. Bakın, hafif bir esinti var, bir rüzgar. Ama hava çok güzel, sabah saatlerindeyiz. Öğlen biraz daha sıcak olacak. Ve atacağımız ağa başladığımız zaman, balığı aradığımız zaman size bunu bir şekilde aktaracağım. Açıklardayız, balık avımıza devam ediyoruz, balıkları arıyoruz. Gördüğünüz üzere radarımızdan balığı kontrol ediyoruz. Evet, gördüğünüz üzere çok fazla dökü var. Çok fazla dökü dökülmüş. İşte az olan boş merar ve balığın radarın balığı göstermesi. Balığı bulduğumuz zaman ağa atacağız. Evet, radarda görüntüyü gördükten sonra ağımızı attık. Ağımız ilerliyor gördüğünüz şekilde. Rengi de çok dikkat çekici. Meramızla ağımızla beraber ilerliyoruz. Ağımız yavaş yavaş gidiyor. Evet, havanın güzel olmasıyla beraber denizimizdeki görüntü çok güzel. Şöyle inceliyoruz bölgemizi. Evet, ağımız gitmeye devam ediyor. Baktığımızda birazdan şamandıramızı atacağız. Ağımızı güzel bir şekilde sopalayacağız. Tabii ki ben sopada olduğum için onu çekemeyeceğim. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Evet, size şunu göstermek istiyorum. Şu görüntüyü radarımızı gösteriyoruz. İşte bu balıkların olduğu kısmı görüyorsunuz. İlerliyor gördüğünüz üzere ve ağımızın sonu yavaş yavaş geliyoruz. Evet, şimdi şamandırımızı ayarladık. Evet, ağımızı attık. Sabahki ağımızda yeterli bir çekilecek balık göremediğim için gece çıktığımız seferden bahsediyorum size. Yine aynı şekilde ağımızı tarattık, radarımızı kontrol ettik, balığımızı bulduk. Şimdi gördüğünüz üzere ağımızda az çok istabit var. Geliyor. Biliyorsunuz denizlerimizde bu sene sıkıntı var. Yoğun bir belik balık alamıyoruz. Ağımızda gelen tek tük balıklarımız karşınızda. Güzel istavritlerimiz. İzliyoruz. Çok fazla deniz anası var denizde. Ağımızı bayağı etkiledi. Evet, balıkçı reisimiz, istavrit balığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Vallahi gözüküyor ne bu sene istavrit balığı zayıf. Sezonun başında biraz oldu. Ama şu an için daha güç verici bir durum yok. İnşallah bu sene bildiğimiz Süper Çineko. Evet, yeni videolarınızla karşınızda olacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.